Köpek otu bitkisinin faydaları nelerdir? İzlediğiniz bu videodan bundan sonraki izleyeceğiniz videolardan elde edilen gelir gerçek ihtiyaç sahibi ve engellilerin ihtiyaçları için kullanılmaktadır. Tamamını izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız, teşekkür ederiz. Köpek otu bitkisinin faydaları nelerdir? Köpek otu güçlü bir ekspektoran içerir. Bronşit, astım, balgam, göğüsten gelen öksürükler ve soğuk algınlıkları, boğulmaca öksürükleri, böbrek ve karaciğer rahatsızlıkları, selülite ve aybaşı rahatsızlıklarına güçlendirici, idrar artırıcı, kurt düşürücü ve hazmı kolaylaştırıcı etkileri vardır. Tifo ateşi ve hafakanlara yani yürek çarpıntısına iyi gelir. 30-80 cm boylarında, dik gövdeli, az dallı, bir yıllık otsu bir bitkidir. Eliptik tüylü yaprakları, Haziran-Ağustos aylarında açan morumsu kırmızımsı çiçekleri vardır. Köpek otu nerede yetişir? 1500 metre yüksekliğe kadar güneşli ve işlenmemiş topraklarda ve kurak yerlerde yetişir. Bunun için Temmuz-Ağustos aylarında toplanan çiçekli dalları ve yaprakları gölgede kurutulur. Demlenerek çay olarak içilir. Kara ısırgan, yalancı ısırgan, kara yer pırasası, leylim otu olarak da bilinir. Tarlalarda, yol kenarlarında, çayırda, kumlu ve kinli tınlı topraklarda yetişebilen bitki hemen her yerde görülebiliyor. Köpek otu faydaları nelerdir? Köpek otu güçlü bir ekspektoran içerir. Bronşit, astım, balgam, göğüsten gelen öksürükler ve soğuk algınlıklarına, boğulmaca öksürükleri, böbrek ve karaciğer rahatsızlıkları, tifo ateşi ve hafakanlara iyi gelir. Köpek otu nasıl tüketilir? Astım, bronşit, köpek otu sinir otuyla beraber kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilir. Öksürük, nezle, köpek otu, ısırgan otu ile beraber kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilir. İştah açıcı. Köpek otu maydanoz ile beraber kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilir. Bilgi paylaştıkça güzeldir. Teşekkür ederiz.